Transfer dönemi resmen başladı büyük bir hareketle. 8 Şubat'a kadar devam edecek bu süreçte hareketlilik Beşiktaş'ta zaten vardı bu hareketlilik ve sonunda nihayete erdi. Nasıl oldu? Wout Weghorst'la ilgili olan durumu söylüyorum. Beşiktaş'ta artık Wout Weghorst'la yollar ayrılmış durumda. Weghorst için Manchester United'la bir anlaşmaya varıldı. Tun Akdemir bizlerle birlikte. Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti siyah beyazlar. Sezon sonuna kadar kiralık kontratı bulunan Wout Weghorst'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı siyah beyazlılar. Bu ayrılıktan dolayı kasasına 3 milyon avro koyacak. Perde arkasını sonra öğrendiğimizde Dünya Kupası'nın hemen ardından Manchester United'ın Wout Weghorst'la ilişkiye geçtiğini ve transfer gerçekleştirmek istediğini öğrendik. Beşiktaş'tan da ayrılmak istediğini Weghorst kulübe iletti. Ancak resmi olarak görüşme sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 3 gün önce Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşti. Oyuncunun temsilcisi Simon Türkiye'ye geldi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bunu da bizler görüntüleme şansını elde ettik Türkiye'de tek olarak. Ardından bu görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Beşiktaş burada herhangi bir bedelsiz şekilde gitme ihtimalinin olmadığını ve yerine oyuncu koymak istediklerini dile getirdi. Yani kısacası Beşiktaş sezon sonuna kadar kiraladığı Weghorst'tan 3 milyon avroluk bir para kazanmış olduk. Asıl soru bundan sonra neler olacak? Herkesin merak ettiği. Harika. Ben de tam ona geliyordum gerçekten de Tuna. Evet. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra gelecek olan netleşti, kesinleşti. Anlamı mı çıkar? Yoksa elde Cenk de var. Muleka da değerlendirilebilir diye mi düşünülüyor? Şu anda ikinci alternatif, sizin söylediğiniz ikinci alternatif daha mantıklı gözüküyor. Çünkü Beşiktaş herhangi bir santraforda anlaşmadı henüz. Konyaspor maçında Beşiktaş'ın hücum hattında gol silahı olarak elindeki isimler Cenk ve Muleka gibi olacak gözüküyor. Ama bir son dakika gelişmesi olur. Bir anda oraya hız verirse transferde bazen %1, %99'dan büyük olabiliyor. O yüzden bekleyeceğiz, temkinli davranacağız ve doğru habere ulaştığımız anda da en hızlı şekilde izleyicilerimizle paylaşacağız. Sevgili izleyiciler, transfer döneminin başlamasıyla Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı futbolcudan sonra ayrılık iddiaları ortaya atılan Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun önemli açıklamalarda bulundu. Uzun'un sözleri şöyle: Salih ve milli takım konusunda ben çok üzüldüm. Çünkü sadece benim söylememle değil, istatistikler de bunu söylüyor. Hem hücum hem savunma aksiyonlarında Türkiye'deki ilk oyuncudan biriydi Salih, yabancılar da dahil. O zaman anlayamadım. Salih de aslında anlayamadı. Çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Çünkü kendisinin mutlaka çağrılacağını düşünüyordu. Onun dışında da Salih'i anlamadığım bir biçimde herkes doğru olmayan bir algıya girdi. Performansı düştü diyoruz. Ama bugün baktığımızda maçın adamı seçilmiş. Dönüyorum buraya. Hafta sonu yorumcuları izledim. Hakikaten ben de başka maç izlediğimi düşünüyorum. Maçları izliyorlar mı? İnanın onu da bilmiyorum. Çünkü istatistik olarak çok iyi durumda. Ancak böyle bir algı yapılıyor. Neden onu da bilmiyorum. Herhalde çok daha iyi şeyler izlettiği için bize öyle bir algı oluyor. Ancak baktığınız zaman aslında Şenol Güneş de çok memnun. En ufak bir pas hatası yapıyor, saatlerce konuşuluyor. Buna inanamadım ve üzülüyorum. Salih de ayrıca çok üzülüyor. Ancak ortada bir gerçek var. Rakamlar. Rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. Ben Salih'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve performansını da iyi görüyorum. Kamuoyunun aksine. Salih çok profesyonel çalışıyor. Kendi diyetisyeni var. Fizyoterapisti var. İnsanlar bilmeden böyle yorumlar yapıyorlar. Aslında Salih'in Haziran ayında sözleşmesi sona ermiyor. Bir opsiyonu vardı. Geçen sezon yönetim ve Ceyhun Kazancı